Yunus Emre Enstitüsü Türk dilini ve kültürünü başarılı bir şekilde temsil ediyor ve birçok etkinlikle adından söz ettiriyor. Bu hafta enstitüde düzenlenen kitap tanıtımına kameralarımızı çeviriyor. Profesör Razia Sultanova ve Dr. Megan Ransier'in yayını hazırladığı Şaman Seslerinden Hip-Hop'a Türk Sesleri isimli kitabı tanıyoruz. Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikler serisi devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde yapılan kitap tanıtım etkinliğine gidiyoruz. Profesör Razia Sultanova ile Dr. Megan Ransier'ın yayını hazırladığı ve Suas Müzikoloji serisi altında çıkan Şaman Seslerinden Hip Hop'a Türk Sesleri isimli kitabın tanıtımını sizler için takip ettik. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinliğe TÜRKSOY Genel Sekreteri Profesör Düsen Kasinov ve Kazakistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Erlan İdrisov da katıldı. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kasinov yanımızda. Efendim merhabalar. Merhaba. Bugün Yunus Emre Enstitüsü'ndeyiz. Çok güzel bir organizasyonu bitirdik. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben çok memnunum. Genelde Yunus Emre Enstitüsü bizim yakın bir partnerimiz. Bizim öbür devletlerde de Yunus Emre Enstitüsü ile etkinliklerimiz geçti son yıllar. Bugün burada çok önemli bir buluşma oldu. Bu ilk defa İngiliz dilinde Türk dünyası, Türk halklarının müziği çıktı. Buradaki katılım çok üst düzeyde oldu. Cambridge Üniversitesi, London'ın daha birçok üniversitenin profesörleri bu kitapta katıldı. Bugün de bu Yunus Emre Enstitüsü'nde onlar konuştu. Türk dünyasının müziği ilgili. Londra'da bu ilk etkinliğimiz. Sanırım ileride de biz böyle etkinlikler yapabiliriz birlikte. Gecenin sonunda da çok güzel performanslar sergilendi. Katılımcılar Azerbaycanlı, Kazakistan'dan Uygur şarkıcısı Rahime Hanım, çok genç Özbekistan'ın müzisyeni birlikte iyi bir konsert yaptılar. Ama Türk dünyası çok geniş. Biz öbür devletlerden de burada davet edebiliriz. Buradan da birçok konserlerde hazırlamak bizim planlarımızda var. Evet. Bir de bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. O güne gelmesi de çok güzel bir durum. Önemli günler. Gerçekten Kadınlar Günü'nde ama birçok devletlerde bu bayram izin günü. Ama biz burada birlikte Türk dünyası çalışıyor. Biz çalışmamız lazım her gün. Suas Müzikoloji Editörü Profesör Keith Howard kitaba dair düşüncelerini paylaştı. I'm Professor Keith Howard. I have just actually left Soas, University of London, but while I was there, I was involved first in setting up the ICTM study group for music of the Turkic world, and then I've been involved with this series. So I was the editorial chair for 9 years, so I've been very closely involved in developing this book on the publisher side and the editorial side, whereas Razia has done all the work, of course. So it's a wonderful book. Essentially, we know far too little about the Turkic world, and by the Turkic world, I'm really interested in what came out of Siberia, let's say, in the 9th, 10th century, and how it's moved into Central Asia, but also into places like Yakutia, the Sakha Republic, way up in the north, 750 miles away from any other Turkic group, and how these languages intersect with each other and how the cultures intersect. So within the book, I'm really interested in the art as well as the music and in the connections that you can make. And those connections go everywhere. Now, in the speeches earlier this evening, we talked about the way that many genres of traditional music and cultural aspects have become nominated by or appointed by UNESCO to their representative list of the intangible cultural heritage. There are now 22, and it's going to go up. The Yakuts in Sakha have applied for the Jew's harp, the Kormus, to become part of this world heritage. And so that's a real sort of recognition
that the Turkic cultural world, and in particular Central Asia at that point, is a real center for humanity. And we can go further than that. It's not just the Turkic world. If you think of Turkic languages and where they came from, there are connections across to, say, places like Korea, and I work a lot on Korea, or westwards to places like Finland and the Sami, the Lapp. So the connections are still there to be found, and it's through the cultural things that we can really identify them. Yorginanı bunçeler, kaşları kara, kaşları kara. Kaşları get teşken, saçları kara, saçları kara. Bakmasa yorum nitay, dertke yok deva, dertke yok deva. Aylasa dertke da, aynı mudda. Düzenlenen etkinlikte şüphesiz en önemli isimler arasında yer alan yazar Profesör Raziye Sultanova'ya mikrofonumuzu uzatıyoruz. Şimdi kitabın yazarı Raziye Sultanova yanımızda. Hi madam, how are you? And how are you feeling about tonight? Thank you so much. It's my happiest day and happiest evening. I'm very, very pleased and very honored to be here. So many friends, so many colleagues came over. The ambassador of the Kazakhstan was here. But the most important for me, that the Secretary General of Turksoy, Professor Dusenko-Sinov, could manage to come from Ankara all the way. It's very important for us because the book would never be published without him. His understanding, his attention, his knowledge on music of the Turkic speaking world is enormous. And when we approached him saying we would like to publish a book, everything is ready, but we don't have funding, we didn't expect to meet such instant understanding. And we were very happy and very, very blessed that we had such kind, we found the right source to approach, and we were blessed that the book was published thanks to the general generous help of Turksoy. So we would like to wish to Turksoy further very interesting publications, new projects, and you know, all success in their achievements. Thank you so much. Evet, gecede sahne alan sanatçılardan birisi Rahime Mahmut yanımızda. Merhabalar Rahime Hanım. Merhabalar. Bu geceyle ilgili neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz onu sormak isterim. Bu gece çok güzel bir gecedi. Çünkü bu şaman soundscape, yani sesler eski tarihlerini tekrar bir düşünmek ve tekrarlamak çok güzel benim yani bir şeyler, benim de biraz şeyler öğrendik. Hem de müzikler de güzeldi. Bütün yani Türk milletleri, mesela Üzbekler, Kazaklar, Uygurlar, Türk milletleri beraber bir yere gelip böyle bir program yapmak çok önemli bir şey. Çünkü biz yani aynı kültürden, yani ana vatanımız aynı, yani aynı bir milletten. Biz Uygur diyoruz, Özbek diyoruz, başka yani, ama yani kökümüz birdir. Onun için bu müziklerini dinledik zaman, Azerbaycan müzikleri olsun, Üzbekistan müzikleri olsun, hepsi o kadar hoş, yani o kadar sanki kendimizin bir müzikini dinledik gibi öyle geliyor. Halil aleylim, halala